Herkese merhaba arkadaşlar, ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Teknoloji Oku Yorum programının yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta da yine aslında geçen haftadan gelen bir haberimiz vardı ama biz cuma öğlen gibi çekiyoruz programı. Cuma akşamı iPhone fiyatları açıklandı. iPhone fiyatları açıklandı, evet. Keşke açıklanmasaydı. Ya sızdırıldı gibi oldu. 9999. Söylemesi bile o zaman aslında. O zaman tabii sızdırılan rakamlar doğru çıktı şu anda. Ya ben açıkçası sızdırılan rakamları beklemiyordum. Ya çok bana absürt geliyordu çünkü. Hani 7500 liraya iPhone 11'i satıyorsun. iPhone 12 mini ondan 9999, daha ucuz bir etkide sahipken hani Türkiye'de böyle daha pahalıya gelmesi. Ne bileyim, beni şaşırttı. Valla fiyatlar çok yüksek yani. 9999 TL ile 19999 TL, yani 10.000 lira ile 20.000 lira arası değişiyor. Dediğin gibi iPhone mini 10.000 liradan başlıyor. Ne ara buralara geldik ya. Valla değil mi? Ya iPhone X çıktığında 6200 lira mıydı neydi? Dedik 6200'e telefon mu olur ya? Şimdi 20.000 falan diyoruz. Tövbe tövbe. Ya aslında orada şöyle bir durum var. Onu da söyleyelim. Bazen bu konu çok eleştiriliyor bizim okuyucularımız tarafından. Arkadaşlar şöyle bir durum var. 5000 liralık bir telefonda, yani maliyet giriş maliyeti 5000 lira olan bir telefonda, vergiler arkadaşlar kısacası 4500 liraya yakın bir vergi var. Yani iki üstüne koyduğun zaman 9500 lira yapıyor zaten. Aynen. 5000 liralık telefon. Şimdi 699 dolar iPhone 12 mini'nin yurt dışı fiyatı. Zaten 700 doları dolarla bile çarpsam, hani çıplak fiyatını aldığını varsayarsak, yani 7 kere 8 56 zaten. 5600 lira yapıyor. O yüzden Apple'a kızdığımız taraf şu yalnız. Onu söyleyelim ben. Şimdi Apple'a kızmayalım diyoruz da, vergi çok diyoruz ama Apple'ın telefonları da çok pahalı. Ya Apple bir de biraz kuru falan da yüksek alıyor. Ya normalde 700 dolarlık telefon, hani mesela Samsung da çıkardı. Şey de çıkardı ama hiçbiri bu kadar yüksek fiyattan getirmedi. Evet. Yani Apple biraz da şişiriyor arkadaşlar. O da herhalde şeyden, dediğimiz gibi hani çok fazla zam yapmıyorlar ya. Yapmışken bir kere yapıyorlar. Hani evet, diyorlar bu ülkede nasıl olsa dolar yükseliyor. Ben önden biraz yüksek vereyim. Nasıl evet, olsa evet, o seviyeye geleyim. Yok, şimdi Apple'da şöyle bir şey var. Bunu daha önceki programlarda söylemiştik. Apple böyle hani örnek veriyorum. Şimdi dolar 8 civarında ya, diyelim arttı birazcık. Yarın 8.5 olsa hemen fiyata yansıtmıyor. Evet. O bir işte tolere ettiği bir kısım var. Ondan dolayı yapıyor. Ama asıl sorun şu, bence fiyat biraz yüksek. Yüksek yani, evet. Yani başlangıç fiyatları da yüksek bence. Yüksek ondan kaynaklı. Bir de Apple Türkiye'ye ya da böyle kurun yüksek olduğu ülkelere özel bir şey yapmıyor. Yani özel bir fiyattan mesela Samsung diyorsun ya. Şimdi Samsung mesela Amerika'daki fiyatıyla Türkiye'deki fiyatı doğrudan doğruya işte dolarla çarpıp git evet, hesaplamıyor. Evet, o biraz düşürüyor burada. Yani ham fiyatını düşürüyor en azından hani. Evet. Vergiler falan gelince yine hepsinden yüksek oluyor ama Türkiye'de. Evet. Ama vergisiz fiyatları biraz daha düşük tutuyorlar, orası doğru. Mesela şey işte ya, Galaxy S20 FE modeli. Dışarıda 700 euro muydu neydi? Ben hani Türkiye'de de böyle 7500 gibi bir fiyat bekliyordum. Adamlar 6500 lira falan sordular. Evet, Samsung özel bir fiyat politikası evet, uyguluyor. Onları tebrik edelim buradan. Bir diğer konumuz da Black Friday indirimleri. Malum bizim buna Kara Cuma bitmedi demiyoruz. Ya. Black Friday Kara Cuma demiyoruz bu arada. Çok tepki geliyor arkadaşlar. Yani muhteşem bu, Cuma, muhteşem Kasım. Mübarek Cuma. Mübarek Cuma, evet. Hatta bitmedi ya, Kasım boyunca falan, bak. Kasım boyunca bir başladı reklamlar. Kasım'ın başında. Evet. Gına şu geldi. Muhteşem Kasım, bilmem ne Kasım, indirimli Kasım, kaldırımlı Kasım. Hala ya, bitmedi ya. Ama ben şunu gördüm geçen, yani çekimden önce seninle de konuştuk ya. Böyle inanılmaz bir indirim de görmedim. Ben teknoloji ürünlerinde yok. Teknoloji tarafında yok. Ama giysilerde, böyle sezon sonu olan ürünlerde falan bayağı bir indirim oldu. Market ürünlerinde vesaire. Evet. Onlarda da oldu. Hani alışveriş atıyorum işte, deterjandır vesairedir. Bu tarz şeylerde de ben indirimler gördüm. Ama elektroniğe baktığımız zaman 100 lira, 200 lira, falan, 500 evet, lira en fazla, en kral. Mesela atıyorum o da iPhone'da falan yapmıyor. iPhone'da sadece bir tanesi de yapmıştı yanılmıyorsam. 6800 liraya falan indirdi. Onu da stoklar hemen tükenmişti. Onun haricinde böyle muazzam bir teknoloji indirimi görmedim. Görmedim. Hani aa bak ya, bu kaçmaz. %30, %40 evet, indirim olmuş. Mesela adam diyor ki, çizmiş orada üstünü, tamam %40 indirim diyor. Kopyalıyorsun falan işte ismini şeyini, bir yapıştırıyorsun, indirim siteleri var ya Akakçacığım falan, bir bakıyorsun zaten o fiyattan daha ucuza da var. Evet. Hani yani evet, normal fiyatı da var. Evet, o yüzden biz öyle pek bir şey görmedik, hatta haberini de yapmadık çok fazla, bizim sitede çok öyle haber çıkmadı. Ya bu zaten indirim falan, bu genel itibariyle şey için ya, yabancı ülke. Amerika'da mesela adam daha mesela Xbox Series X yeni çıkmış, onun fiyatını 100 dolar düşürüyor Black Friday diye. Yani böyle bir indirim var mı Türkiye'de? Düşürdüler yok mi Xbox'ın ya da PlayStation'ın? Yani stok yok hadi yine de. Hani Series S var mesela. Series S'in fiyatını düşürdüler mi bilmiyorum. Düşürmüyor. Yok. Olmaz ya. O cincik cincik ürünlerde oldu. O yüzden olmaz. En çok iyisi de oldu arkadaşlar. Zaten Trendyol'da 8 milyon
mal satılmış. Evet. Sipariş vermiş. Ama satılanlar işte dediğin gibi kıyafet, ayakkabı. Ya ben de aldım oradan. Mesela dedim ya 8 liraya 9 liraya tişört vardı. Yazın 20-30 liraya satacakları tişörtler şimdi 8 liraydı. Dedik aldık, yaz nasıl olsa gelir. Aynen. Yeriz yani. Muhtemelen herkes de bu mantıkla almıştır diye düşünüyorum ben. Evet arkadaşlar, şimdi 1 Aralık'tan itibaren İYS sistemi, iletişim yönetim sistemi devreye giriyor. Onunla ilgili biz özel bir video yapacağız arkadaşlar. Ve Aralık'ın 1'inde yani Salı günü yayını evet. vereceğiz. Nedir bu iletişim yönetim sistemi? Kısaca ben bahsedeyim. Hani bu cebimize geliyor ya işte Kombici'den şuradan, bu bahis sitesinden şuradan buradan kampanya SMS'leri. Bunlar artık izine tabi olacak. Bunu yöneten bir sistem kuruldu. iys.org.tr. Şu anda ekranda onun görüntüsünü de koyar Oğuz'dan rica ederiz. Öyle bir site var. 1 Aralık'tan itibaren biz vatandaşlar da kullanabilecek. Şu anda zaten açık site ama sadece servis sağlayıcılar, yani bu tarz paketleri kullanmak isteyenler yapıyor. Ama 1 Aralık'tan itibaren de diğer herkese açık olacak. Vatandaşlar da buradan kime SMS gelip kime gelmeyeceğini söyleyecekler. Son bir konu var bu haftanın bir diğer konusu ise. Soru cevap videolarına başladık arkadaşlar. Evet. İlki bu pazar günü yayınlanacak. Sizden gelen Facebook'tan, Twitter'dan, internetten, kendi sayfamızdan gelen soruları görüyoruz biz. Ama hepsini oradan yanıtlayamıyoruz arkadaşlar. Video çekiyoruz bu soruları toplayıp ve toplu olarak bu soruların yanıtlarını orada bulacaksınız. Bunu eğer soru bir çok biriktiği sürece yapacağız. Yani 15 günde bir olur, 3 haftada bir olur, haftada bir olur. Artık o sizden gelen soru yoğunluğuna göre bunu belirleyeceğiz. Bu konuda da bilgi vermiş olalım arkadaşlar. Soru cevapla ilgili şunu da sizlere hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Sorularınızı bize nasıl ulaştıracağınızı bir kez daha hatırlatalım. İsterseniz pazar günü yayınlayacağımız soru cevap videosunun altına direkt olarak sorularınızı yazabilirsiniz. Biz bu soruları alıp bir sonraki hafta yapacağımız programda kullanabiliriz. Ya da pazartesi günü teknolojioku.com yani sitemizde bir soru cevap haberi giriyor. Bu haberin altına yaptığınız yorumları da biz alıp programımızda değerlendirebiliriz. Yani soruları da alıp değerlendirebiliriz. Bir de arkadaşlar sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize sormuş olduğunuz soruları da yine soru cevap programımızda değerlendireceğiz. Bu bilgiyi de sizlere vermiş olalım. Evet, bir Teknoloji Oku yorum programında sonuna geldik. Haftanın gündemini Osman'la beraber değerlendirdik. Haftaya yepyeni bir programda karşınızda olmak üzere hoşçakalın diyorum. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Önümüzdeki hafta bir yarışmamız da olacak arkadaşlar. Evet, Instagram, o önemli. Bak evet, onu unutmayalım. Evet, Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Bomba hediyeler var yine her zaman olduğu gibi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.